Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Unutmadan podcastimi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Çağrı Sarıgöz Podcast'a hoş geldiniz. Bu bölümde tekrardan bir konuk alıyorum. Kıvanç Arputlu. Daha önceden zaten kendisini konuk almıştım. PCI Checklist'in kurucu ortağı. Kıvanç'la yaptığımız bölümde PCI Checklist'in hikayesini konuşmuştuk aslında. Şimdi ise PCI Checklist'ten güzel bir haber geldi. PCI Checklist seed round'unu tamamladı. Bunun için hani böyle bir kısa bölüm çekelim istedik. Kıvanç'tan detayları alalım istedik. Öncelikle ben şeyi sormak istiyorum Kıvanç. Yatırım alma süreci nasıl geçti bu seed round'u? Hani kapatırken işte kaç yatırımcıyla görüştünüz, neler konuşuldu? Hani böyle hedefleriniz biraz daha netleşti mi? Önce bunu duymak istiyorum senden. Tabii memnuniyetle. Şöyle oluyor aslında, yatırımcılarla zaten o ilk toplantı dediğimiz şey mutlaka yapılıyor. Sektörde benim gözlemlediğim şöyle bir problem var. Her ilk toplantıyı yapan kişi biz işte şu VC ile görüşüyoruz, bu işte melek yatırım aile görüşüyoruz şeyine giriyor. Sonra bunların çoğu da tabii ki olumsuz sonuçlanıyor. Çünkü hani VC'nin zaten görevi ya da bir melek yatırım ağının görevi ekosistemdeki neredeyse mümkünse bütün startuplarla birebir temas kurabilmekten ibaret. Şimdi bunlar ama o fake it till you make it muhabbeti çok şey olduğu için, furi olduğu için farklı şekilde telaffuz ediliyor ve orada bir aslında şey bilgi kirliliği de doğuyor. Yani işte VC'ler bir sürü adamla görüşüyor, hiç kimseye yatırım yapmıyor, anca dolanıyor vesaire gibi. Aslında durum biraz daha şundan ibaret. İlk toplantıları ben hiçbir zaman ben bu VC ile görüştüm diye lanse etmedim. O yüzden eğer bana şeyi sorarsan ilk toplantıyı yaptım mı diye. Evet birçok şeyle yaptım yani VC ile yaptım. Ama sonrasındaki şey hani ikinci aşama, üçüncü aşama olanlar da oldu içlerinde. Ama en hızlı ilerlediğimiz bizim burada Maxis oldu. Evet. Maxis zaten aslında yeni bir fon, bir corporate VC. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu bir fon. İş Bankası Yatırım Fonu bu yenilikçi girişim sermaye fonu adında bir aslında yapılanma kurdu. Burada da daha böyle startup mantığında hani biraz daha kurumsal kültüründen uzaklaşarak girişimcileri destekleyen bir formatta bu fonu kurdu. Biz de buranın işte üçüncü yatırım yaptı şey olduk, firma olduk. Bu süreç ne kadar sürdü diye soracak olursanız hani ilk toplantıyı gerçekten saymıyorum. İkinci toplantı başladıktan sonra hatta yeni baktım. 4-9-2019'da şeyimizi yapmışız. Bu tarafta hani iş ciddileşmeye başladığı tarih bu. Çok da uzun değilmiş aslında yani. Evet, 3,5-4 ayda tamamlanmış oldu ki bunun içinde şeyler de var. Term sheetler, due diligence süreçleri, İPSS'nin imzalanması vesaire hepsi dahil. Bence fena bir süreç değil. Ama şey olayı gerçek. Yani 3 ay ile 6 ay arasında sürüyor olayı gerçek. Bir de şeyle ilgili, kimden yatırım aldığınızla da ilgili aslında değişiyor. Bizim bir de Ömer Erkmen, Ömer abimiz de yatırım yaptı. O da bir şey yaptı, girişte bulundu bu yatırım turunda. Normalde melek yatırımcılardan eğer alıyor olsaydı tabii ki bu iş bir ayda, bir buçuk ayda da çözümlenebilirdi. Ama VC olunca süreç doğal olarak uzuyor. Çünkü onların ekstra bakmaları zorunlu olan bazı şeyler var. Onlar süreci uzatıyor. Anladım. Evet yine de 4 ay yani iyi bir süre ki hani tüm hazırlıkları falan da bu süreç içerisinde yapmışsınız. O açıdan da bence güzel. Peki şeyi sorayım. Yatırım sonrası şimdi neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ne yönde büyümeyi düşünüyorsunuz? Hangi pazarları hedefleyeceksiniz? İşte üründe yeni geliştirmeler düşünüyor musunuz? Onlar şimdi belirlediniz mi ya da belirliyor musunuz? Şöyle aslında bu arada yatırımcının da en korktuğu konulardan bir tanesi. Şimdi 4 ay bir süre ve o 4 ay aslında intens geçiyor yatırım tarafıyla ilgili. O arada işlerden çok uzakta kalırsa şeyler, startuplar ciddi sorun yaşıyor. Bizim şansımızı ilk büyük banka satışını da tam yatırımdan 2 ay önce almış olduk. Onun da ödemesi gelince biz aslında o iş planımızda
alınacak elemanlar vesaireyi önceden alabilecek hale geldik. Çünkü zaten orada bir kaynak yaratmış olduk yatırıma kadar. O yüzden biraz daha kolaylaştı işte. Kendinizi daha rahat ispatlayabilir hale geldiniz. Doğru, aynen öyle. Bir de şey, ihtiyacımız olan kişileri hızlıca alabildik. Şeyi beklemedik yani. Yatırım gelince işte bu kişileri alacağız, şöyle bir yatırım yapacağız vesaire demedik. İşte şimdi evet, mesela yeni ofise taşındık. Ondan sonra ekibimizin işte teknik tarafta bir ihtiyacı vardı, Ar-Ge tarafında. O personelimizi 1,5 ay önce başlattık. O yüzden aslında iş planımıza yapılacakları yatırımdan önce yapmaya başladık. O şekilde ilerleyen bir sürecimiz var şu anda. Ama buna ek olarak tabii ki şey tarafında, satış ve iş geliştirme tarafında bir kişi başlatacağız. İstanbul'da olacak o da. Benim zaten hayatımın yarısı İstanbul'da, yarısı Ankara'da geçiyor biliyorsun. Evet. Onun sıklığı artacak, hatta belki benim bir İstanbul'a taşıma durumum olacak. O yüzden şu anda işte tüm ekiplerin lokasyon bağımsız nasıl çalışabilir? Bu konularda bir şey yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Oo, sen yine benim konuma geldin o zaman. Aynen öyle. Uzaktan çalışma. Bunları bilerek yapıyorum ki sen oradan şeyi yap diye bana, ortaya at. Süper. Peki yani buna yönelik bir şeyiniz var mı? Mesela işte bir kısmı Ankara'da, bir kısmı İstanbul'da işte çalışacak. Hı. Hani bunu çalışanlara hani bir şekilde aşılamak diyeyim, bir şekilde... Bu mantıkla çalışmayı hani kolaylaştırmaya yönelik fikirleriniz var mı şu an? Şöyle bunlarla ilgili daha somut şöyle bir açıp bakalım moduna girmedik açıkçası. Anladım, ama ihtiyaç oluştu belli yani. Öyle. Çünkü şu anda işte hükümet komiseri diye bir komiserimizin olduğunu falan öğreniyoruz. O neymiş ya? İşte AŞ'lerin genel kurul şeyleri, birçok evrak. He. Şu an o kadar şeye indim ki. Yani, İyice kurumsallık böyle yavaş yavaş geliyor. O tarafa indim ki şeyden uzaklaştım ya. Neler yapabilirsen. Onunla ilgili gerçekten hafta sonu şöyle bir artık kafamı rahatladık. Çünkü bu arada yani 2 gün önce imzalandı. Dün yatırım şey oldu. Bugün işte ticaret odasında tescili yapılıyor falan. Yani bu yoğun zamanında da bana zaman ayırdığın için tekrar teşekkür ederim bu arada. Gerçekten koşturmacalı bir süreç. Ne demek ki? Ben teşekkür ederim. Seninle konuşmak keyifli oluyor. Zaten böyle işte öğrenmek istediğim konuları da bilerek sana buradan açıyorum ki. Hazır böyle konuşuyorken. Aynen, hazır açıyorken aradan çıkarmış olalım diye. Evet. Yani şöyle, Ankara'da yazılımcılarımız olacak. İstanbul'da işte satış tarafı, pazarlama tarafı, finansal taraf vesaire, o şekilde şu an için kurguluyoruz. Ama Ankara'da şu anda remote dediğimiz hani evden çalışma modunda bir şeyimiz yok henüz. Hı-hı. Yok. Onu biraz daha yavaş yavaş geçeceğiz. Çünkü o tarafta şey olarak da işte yasal olarak da şeylerin işte iş akdi sözleşmelerin vesairelerin ona göre düzenlenmesi gerekiyor. Evet, Teknokent'in de kısıtlamaları oluyor. Aynen, Teknokent bünyesine girdiyseniz. Aynen öyle. Şu anda işte şey de var, önümüzdeki hafta Teknokent bünyesine aslında girişimizi yapacağız. Şu anda biliyorsun hani Teknokent'te Kozon diye bir alan var. Evet. Orada kesimizi tuttuk. Bir de Teknokent bünyesine de giriş yapacağız. O şekilde ilerliyor. İşte onların hepsi tabii ki soru işareti, ama bizim bakış açımızda gerçekten şeyiz. Aslında her yerden çalışabiliyor olmalı, ama bazı işte regülasyonlar vesaireler buna müsaade etmeyebiliyor. Yani şey, bir noktada da anlıyorsun abi. Teknokent yani zaten çok dolu ve bunun önü açıldığında kötüye kullanım çok fazla oluyor. İşte hep o insanların kötüye kullanım felsefesinden dolayı gerçekten bu işi iyi oturtmak isteyen insanlar şey olamıyor. Evet, aynen. Dediklerini yapamıyor oluyor. Bu evet, kötü bir şey gerçekten. Evet, hatta o konuda hani birkaç benim bildiğim şey vardı, geçmişi vardı bu işin. Mesela dediğin gibi suistimal olayı çok olmuş zamanında. Mesela adam birisi gidiyor bir şirket kuruyor. Sonra işte böyle diyelim ki 10 personel çalıştırıyor görünüyor. Hı-hı. Ama aslında o adamları başka işlerde çalıştırıyor falan. Ve hani o ofiste kimse yok, bir tek kendisi duruyor. İşte her gün gidiyor 10 tane kartı basıyor sabah. Aynen. İşte bir daha iş çıkışı geliyor, kartı basıyor gidiyor. Yani bu tabii büyük bir suistimal. Yani bu sayede vergi indiriminden, işte vergi muafiyetinden faydalanıyor.
Tabii ama şu an geldiği noktada çok sık hani yok yüz okumalar, parmak okumalar. Tabii canım, yüz okuma. Yani sanki böyle şey hani savunma sanayinde çalışıyormuşsun falan gibi hissediyorsun. Hani o da aslında diğer uç oldu. Evet. Ama bu konuda çalışmalar olduğunu biliyordum. Teknokentler için genel olarak, teknoparklar için hani uzaktan çalışmayı böyle bir şekilde uyumlu hale getirmek. Ama tabii çok kolay bir konu değil bence de. Bence ama dediğim gibi yani her şirket kendi evet. çözümünü bir şekilde yaratmaya çalışıyor. Yani yakın zamanda ben çözülebileceğini pek düşünmüyorum açıkçası. Ya şeyde de aynısı geçerli. Sonuçta şimdi İstanbul'da bir yapılanma yapacağız. Oradakiler aslında teknokent bünyesinde olamayacak. Evet. Orada da o maliyetlere katlanmak durumunda kalıyor tabii firmalar, yapacak bir şey. Evet, ister istemez öyle oluyor aynen. Bunun dışında aslında şeyi söyleyebilirim. Hani yatırımdan bahsettik. Yatırımda en kritik yerler neler? Onu söylemekte fayda var. Çünkü biz mesela şeyi gördük. İyi bir avukatla çalıştık. Hatta sen tanıyorsun. Ayça Hanım, Ayça Aray. Evet, Noktadan. Noktadan. Zaten Nokta'nın şeyliğini etinden sütünden iyi faydalandı. Değil mi? Nokta Mafya. Biz orada çalışırken de bu muhabbet dönmüştü. O zamanki yatırımcı Volkan mıydı? Neydi adı, hatırlayamadım şimdi. O bir, işte PayPal Mafya'dan örnek verip Nokta Mafya. Hakikaten Ankara'da öyle bir Nokta Mafya var. Bu arada hatta Hakan Beyler de, Hakan Koca Kulaklar da, onlar da şeyde Kozon'dalar. Öyle mi? Evet evet. Kozon'da ofisleri var. Şimdi çıkışta bulurum ben o zaman onu. Aynen aynen. Biraz gezineyim ortalıkta. Aynen, bulursun kesin. Pardon, lafı dağıttım. Yok estağfurullah. Yani şöyle, bizim tam şans eseri oldu. Bu term sheet imzalanma sürecinde ben yana yakıla avukat aramaya başladığımda, yani aklımda birileri vardı vesaire. Ondan sonra Tuna Bey'le, yine Tuna Orbay'la şey yaptık, bir yere geldik. O Ayça Hanım'ı hani şey yaptı, önerdi. Hani ben Ayça Hanım'ın bu işlere bakıp bakmadığına emin değilim. Onun yoğunluğu fazla oluyor. Hemen üstüne konuştuk, şey yaptık ve gerçekten süreç ondan sonra şeyi fark ettim. Yani bu şekilde hani güçlü bir avukat olmasaydı hayatımız zor olabilirdi. Böyle sayfalarca sözleşmeler falan. Evet, sayfalarca sözleşmeler geliyor. Orada ama şey, yani tabii ki karşı tarafın tutumu da çok önemli. Karşı tarafta hep şeydi, yani karşılıklı değiştirmek istediğimiz maddelerde hep empati kurarak ilerledik. Öyle olunca güzel çözüm oldu. Bir de şöyle de bir durum var. Avukat eğer çok fazla konusuna vakıf değilse, bu sefer sonuçta müşterisi sen olduğun için senin tarafını tutmak adına bir sürü şeye itiraz edebiliyor. Bu da bir sorun gerçekten. Evet, dengeyi tutturmak lazım tabii. Aynen öyle. Gerekli noktada bu sefer şey oluyor. Şimdi bir sözleşme geliyor önünde. Bazıları gerçekten o red flag dediğimiz şeyler olabilir. Bazıları da çok yani küçük şeyler oluyor. Hepsini birlikte böyle bizim 200 tane değişikliğimiz var dersen, adam da hiçbir yerden başlayamıyor normal olarak. Bizim böyle bir sürecimiz olmadı. Karşımıza da öyle şey olarak zorlayıcı maddeler gelmedi. O yüzden şeyi söyleyebilirim, yani avukat süreci gerçekten olayın yönünü, rengini değiştiren faktörlerden biri. O konuda startuplar bence kesenin ağzını açsın. Süper. Bu tavsiyeyi verdin de güzel oldu. Zaten hani sıcak deneyimin olduğu için çok faydalı. Peki bir de ekibi zaten büyütmeye başladık diyorsun. Ama hala büyütmeyi düşünüyor musunuz? Ya da hani yeni bir duyurum var mı? Mesela bir öncekinde işte developer aradığınızı söylemiştim. Evet, onu aldık aynen. Hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkürler. Bundan sonrasında hani hala büyüme hedefim var? Yoksa hani bu parayı nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Dolar alacağız falan diye şaka yapıyorum. Şöyle, satış ve iş geliştirme tarafında birini alacağız. Biz başlangıçta bu arada şöyle bir şey yaptık stratejik olarak. Yeni alınan elemanların tamamını senior level alıyoruz. Bu konuda bayağı şey, yani bir tane bile junior alımımız olmadı henüz. Çünkü şu anda şirkete ihtiyacı olan kişiler aslında biraz sektörde bilgisi olan ve kendi sistemine oturtabilecek, bizimle
aslında kavga edebilecek kişileri arıyoruz ki sonuçta bize de bir şeyler katsın, şirkete bir şeyler katsın ve birlikte bu ana sistemleri oturtalım. Bu ana kadroyu oluşturduktan sonraki aşamamız altına juniorları ekleyerek aslında o yapının tamamlanmasını sağlamak olacak. Bu yönde de yine satış iş geliştirme tarafında İstanbul'da olacak, Collective House, Levent'te olacak bir senior kişi arıyoruz. Hani buradan da onu duyurmuş olalım. Hele ki tanıdıklardan ilerlemeyi seviyoruz biz. Öyle bir şeyimiz de olursa dinleyen burada direkt bekliyoruz yani. Tamamdır, buradan duyurmuş olalım. Ben de linkleri eklerim yine. Son olarak şeyi sormak istiyorum. Bu arada şarjın kaça geldi? Şarjım %16 daha var. %26 ile mi başlamıştık? %26 ile başladık aynen. Evet, evet. %10 harcadık. Kaç dakika oldu bakalım. Daha herhalde bir 15 dakika falan aynen. Mı oldu? İyi, fena değiliz. Aynen. Bu arada Çağrı'yla konuşmaya başlamadan önce priz bulamadım. Daha tabii yeni yer, alışık da değilim. Çağrı'ya dedim %26 şarjım var, bitene kadar devam. Aynen öyle. Bir de şeyi merak ediyorum. Hani bir intro yapmıştım Atak Flow'la size. Orada bir gelişme oldu mu? Hani bu kendi yaptığım tanıştırmadan hani bir ilerlemesi oldu mu? Bu açıdan merak ediyorum. Şöyle onunla görüşeceğiz. Benim sadece işte bu durumlardan dolayı, bu yoğunluktan dolayı hani sana da uygunsa şey yapalım dedik. Hani 20 Ocak haftası demiştik hatta. Pazartesi günü şey yapacağım. Atacağım ama bayağı şey yapıyorum, merak ediyorum o tarafı çünkü source code tarafı ile ilgili, static code tarafı ile ilgili bizden de talepler geliyor, bizim girmek istemediğimiz bir taraf. Sen bu arada o konuda da güzel şey analiz etmişsin, teşekkür ederim. Umarım hani güzel bir işbirliği çıkacaktır. Pazartesi ben update'i şey yapacağım. Süper, çok sevindim. Çok teşekkürler Kıvanç. Senin daha çok zamanını almak istemiyorum. Zaten PCI checklist'i merak edenler ilk çektiğimiz bölümü dinleyebilirler. O daha detaylıydı. Burada hani bir sadece böyle bir sıcağına duyurmak istedik. Hani ve hani senin duyurularını ve deneyimlerini almak istedim. Bu açıdan güzel oldu. Çok teşekkür ederim tekrardan. Yeni ofisinizde hayırlı olsun bu arada. Çok sağ ol. En kısa zamanda bekliyoruz. Aynen, ben de gelmek istiyorum. Şu hastalık salgın süreçleri bir geçince ondan sonra gelmek istiyorum. Geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Evet, sesim hala biraz çatallı. Aynen. Tamam. İdare ediyorum öyle. Çok teşekkürler. Sağ ol Çağrı. Ben teşekkür ederim Kıvanç. Görüşmek üzere. Bay bay. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer bölümü beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı, özellikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa bu arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.